Merhaba Ozi. Merhaba Zeynep. Hava ne kadar güzel değil mi? Etrafıma baktığımda birçok canlı görüyorum. Evet, hava çok güzel. Ben de etrafıma bakınca papatyalar, çimenler, böcekler ve görme ayarımla oynarsam mikroskobik canlıları bile görebiliyorum. Mikroskobik canlıları görmen çok güzel. Ozi, biyolojik çeşitlilik ne demek? Biyolojik çeşitlilik bir bölgede yaşayan canlı çeşitlerinin sayıca zenginliği demektir. İklim, su, sıcaklık, ışık gibi cansız faktörlerin elverişli olduğu bölgelerde biyoçeşitlilik fazladır. O zaman ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü görevi görmesi ve değişik iklim çeşitleri görülmesi sebebiyle biyoçeşitlilik bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden birisi olması gerekir. Aferin Zeynep. Çok güzel bir konuya temas ettin. Doğal Hayatı Koruma Derneği 2017 verilerine göre ülkemizde karada ve suda yaşayan 161 çeşit memeli hayvan, 466 çeşit kuş, 141 çeşit sürüngen, 22 çeşit kurbağa, 70 bin çeşit omurgasız hayvan, 480 çeşit deniz balığı, 236 çeşit tatlı su balığı, 13 bine yakın bitki çeşidi bulunmaktadır. Bitki çeşitliliği açısından Avrupa kıtasında 12 bin civarında bitki çeşidi bulunmaktadır. Bu da ülkemizin biyoçeşitlilik bakımından çok önemli bir konumda olduğunu göstermektedir. Ozi, bir ülkedeki biyoçeşitlilik hem o ülkenin hem de dünyanın zenginliğidir, değil mi? Tabii ki bir ülkedeki biyolojik çeşitlilik hem o ülkenin hem de dünyanın zenginliğidir. Biyoçeşitlilik ekosistemleri dengede tutar. Biyoçeşitliliğin korunması gezegenimizi yaşanabilir hale getirir. Sağlığımıza, çevremize ve ekonomimize destek sağlar. Habitat ve ekosistem nedir? Açıklayabilir misin? Habitat canlıların yaşam alanıdır. Ekosistem canlı ve cansızların etkileşimde bulunduğu sistemlerdir. Biraz da ben sana soru sorayım. Biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen faktörler nelerdir? Doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı, hızlı nüfus artışı, aşırı avlanma, aşırı otlatma, düzensiz sanayileşme ve kentleşme örnek verilebilir mi? Evet, örnek verilebilir. Aynı zamanda ormanların tahribatı, çevre kirliliği, çölleşme, erozyon gibi etkiler de biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Ozi, geçmişte birçok canlı çeşidi bizim yaşadığımız yerlerde yaşamış. Örneğin dinozorlar, mamutlar, boğalar, deniz filleri, dünyada nesli tükenen canlılardan bazıları. Nesilleri tükendiği için bu canlıları bir daha göremeyeceğimize çok üzülüyorum. Ülkemizde Anadolu parsı, Asya fili, Afrika kaplanı, Hint fili, aslan, çita ve Türk kaya gülü de nesli tükenen canlılardandır. Bizim ülkemizde eskiden filler, aslanlar, çitalar yaşamış demek ki. Peki ülkemizde nesli tükenme tehlikesinde olan canlılar var mı? Ülkemizde Akdeniz foku, deniz kaplumbağası, flamingo, bozayı, turna, angut, kelaynak, mersin balığı nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlardandır. Karnelen, sıklamen, göl soğanı, yanar döner çiçeği, karaçiğdem, dergiz, şakayık nesli tükenme tehlikesinde olan bitkilerdendir.
O halde nesli tükenme tehlikesinde olan bu canlılar için önlem almamız gerekmez mi? Tabii ki gerekir. Mesela Şanlıurfa ilinin Birecik ilçesinde sayıca azalan kel aynaklar için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Birecik'te kel aynak üretme istasyonu kurdu. 1989 yılından itibaren kel aynaklar üreme dönemlerinde istasyonlardaki üreme kafeslerine alınıyor. Üreme döneminden sonra tekrar serbest bırakılıyorlar. İstasyonda yapay yuva yapılması ve kel aynaklara belirli dönemlerde besin verilmesi sayesinde 2000 yılında 42 olan kel aynak sayısı 2019 yılında 261'e kadar çıkmıştır. Bu habere çok sevindim. Ben de sokak hayvanları için belirli bölgelerde bulunan beslenme kaplarına yiyecek ve su bırakarak onları korumaya çalışıyorum. Seni bu davranışından dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da nesli tükenme tehlikesinde olan canlılar var. Bazı balina çeşitleri, orangutan, tepeli pelikan, gergedan, kutup ayısı, nehir yunusu, leopar, Afrika fili, yeraltı orkidesi, deniz anası ağacı, eğer tohutu çeşitleri bu canlılara örnek verilebilir. Haberlerde dinlemiştim, Çin devleti sayısı azalan pandalar için koruma çalışması yapmaktaymış. Öpşüm. Bahar alerjim var sanırım. Çok yaşa Zeynep. Teşekkür ederim Ozi. İstersen birlikte doğa yürüyüşü yapabiliriz. Neden olmasın? Çok.